Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Karşımda bugün Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden derece yapan arkadaşımız Hatice Hocam var. Bildiğiniz gibi bu tarz videolar çekmeye devam ediyoruz. Matematik Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği videoları çektik. İkisiyle ilgili eğitim videoları da çekmiştik. Tarih Öğretmenliği sözel olarak eğitimden hazırlanan arkadaşlara bir nevi strateji geliştirmeleri için çektiğimiz bir videoydu. Bir de Matematik Öğretmenliği sayısalcı arkadaşlar için çektiğimiz bir videoydu. Fen Bilgisi Öğretmenliği ile başlayalım. Hatice Hocam'la. Hocam isterseniz bir kendinizi tanıtın. Arkadaşlar sizi tanısın. Herkese merhaba öncelikle. Ben Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunuyum. 2019'da mezun oldum. Bursa'da yaşıyorum. 2019'da mezun oldunuz, evet. Sonra atandınız. Evet arkadaşlar, bu ara hep böyle. Yani değil mi? Hep böyle, son sınıflar şeyi de öyle, Mine Hoca da öyle. Şimdi öncelikle ben Hatice Hocam'ın netlerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yaptığımız videoların hepsinde çok uçuk netler vardı ama Hatice Hocam'ın netleri çok böyle bize yakın, yapabileceğiniz netler. Halktan. Evet, halktan netler, yani bizden bir insan. Şimdi genel yetenekte 37'ye 4. Genel kültürde 40'a 10, eğitim bilimlerinde 58'e 17, eğitim bilimleri çok zordu ve onunla da benzer bir net yapmış hocamız. ÖABT'de de 50'ye 13. Şimdi öncelikle bu netlere göre bazı sorular soracağım. Ben de bu netleri sonradan gördüğüm için kendim de sorular soracağım. Ama öncelikle bir örneklem seçtik biz Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde. Yaklaşık 50 kişilik bir örneklem. Onun içinden sorular geldi. 8 tane sorumuz var. Bunları da soracağım. Ekstra da benim de soracağım sorular olacak. Çünkü bu netlere muhakkak bir şeyler sormam gerekiyor. Şimdi öncelikle Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden olan arkadaşlar size şu soruyu soruyor. Derslerin planlamasını nasıl yaptınız? Ve siz zaten son sınıfsınız. Ve bu süreçte sizin için bayağı muhtemelen çalkantılı olmuştur. Hem okul hem de dershane ve bildiğiniz üzere zaten zor bir bölüm. Yani nasıl planladınız dersleri, genel olarak hepsini? Şöyle söyleyeyim, ben Ağustos sonu gibi aktif olarak çalışmaya başlamıştım. Aralık ayına kadar. Aralık ayında zaten dershanede alan derslerimiz başlamıştı. Bu sürece kadar sadece genel kültür, genel yetenek ve eğitim çalıştım. Sayısalcı olduğum için özellikle tarih ve coğrafyamda çok eksikler vardı. Evet. Temelim yoktu diyebilirim. Aynı zamanda korkutucu geliyordu bana tarih ve coğrafya özellikle. Öncelikle bu alanda belli bir temel atıp belli bir seviyeye gelsin istedim alana kadar en azından. Evet. Aralık ayından sonra yaklaşık bir Şubat ayına kadar, ki Şubat ayı benim için dönüm noktası oldu diyebilirim alan derslerinin yoğunlaşmasıyla. Aralıktan Şubat'a kadar da üçünü aynı anda götürmeye çalıştım. Sonrasında işte Şubat ayından sınav sürecine kadar da ağırlıklı olarak alan derslerine yöneldim. Tabii ki yine diğer dersleri de bırakmadım. Onlara da devam ettim. Böyle bir yol izledim. Planlama olarak da şunları söyleyebilirim. Tabii. Haftalık plan yerine günlük planlar tercih ettim ben. Çünkü bir yandan okul sürecim devam ediyordu. İşte derslerim, sınav haftalarım veya stajım oluyordu. Dolayısıyla aniden bir işim çıkabiliyordu. Aksaklıklar meydana gelebiliyor böyle olunca. Bu aksaklık bir gün sonrasına yansıyabiliyor ve programım iptal oluyordu. Ben günlük planlar yaparak bunun önüne geçmeye çalıştım. Ve aynı zamanda gün içinde sadece bir ders değil, birden fazla ders koymaya çalışmıştım. Bir sayısal ders koyuyorsam, örneğin fizik çalışıyorsam, akşam örneğin işte tarih koyuyordum ya da coğrafya koyuyordum. Hatta birden fazla, yani 3-4 derse kadar çıkabiliyordum. Dikkat dağınıklığı olabiliyor çünkü. Odaklanamıyoruz bir noktadan sonra tek derse yoğunlaştığımızda. Ben böyle bir yol izledim. Anladım hocam. Şimdi bir ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar. P121'de Hatice Hoca 17 bin kişi içerisinde 67. olmuştu. Gerçekten çok harika. Ve netlere baktığımız zaman, hani netlere diyorum, sıralamalara baktığımız zaman diğer sıralamalarda hep 18 bin, 18 bin, 13 bin, 20 bin. Ama alanda bizzat birden 67'ye gelmiş. Bunun sırrını biz biraz videodan önce konuşmuştuk. Hocam dedi ki alan dedi. Ben de alana iyi çalıştım dedi. Şimdi hocam biraz ondan bahsedin isterseniz. Alana ne zaman başladınız ve hani dersin planlamasını nasıl yaptınız dedik ya. Bunun üzerinden gidelim. Alana nasıl plan yaptınız? Yani haftalık, aylık ve ne zamandan itibaren, hani bu mesela bir tarih verseniz, bir ay, Mart, Nisan, Mayıs gibi. Dershanede Aralık ayında başlamıştı alan derslerimiz. İlk başta şöyle çok fazla zaman ayırmıyordum, öyle söyleyeyim. Şubat ayına kadar hatta yine diğer
alanlarla beraber, yani genel kültür, genel yetenek ve eğitimle beraber aynı seviyede götürmeye çalıştım. Şubat ayı dönüm noktası oldu dedim. Çünkü diğer derslerdeki yüküm azaldı. Alandaki ders yükümüz daha da artmıştı. Bu sebepten ötürü ben zaten bir gün öncesinden plan yapıyordum. Hani yarın şu derse şu kadar zaman ayırayım diye. Alanda da bu böyle devam etti. Böyle alanda da yani herhangi bir aralıktan sonra sürekli alanda günlük olarak size iyi gelecek kadar vakit ayırdınız. Öyle evet, mi? Peki evet. Bunu bir şey olarak söyleseniz bana. Yani mesela günde 10 saat çalışıyorsam işte 5 saati alandır diyebilir miyiz? Diyebilirim. Rahat bir şekilde diyebilirim. Tabii ki benim çalışma düzenimde her gün farklı oluyordu. Hani okul olduğunda, staj olduğunda vesaire. Bazen bir gün içerisinde 2 saat bana çalışma zamanı kalabiliyordu. Mesela orada sadece alan mı çalışıyordunuz? Evet, sadece alan çalışıyordum. Çünkü diğer branşları bilemem ama bizim branşta alan yaptığımız zaman öne geçebiliyoruz. Evet. Önemli olan alan oluyor. Yani siz alandan 50'ye 13 yaklaşık 46-75 evet. Net yapmışsınız. 46-75 videodan önce konuştuk. Ne demiştiniz? 53 mü? Türkiye altıncısı 53 net mi yapmıştır demiştiniz? Yaklaşık öyle biliyorum. Yani arkadaşlar 50 neti geçtiğiniz zaman Türkiye derecesisiniz net. Evet. Yani bu net. Hocam 50 neti geçmemiş. 67. Yani 1000 kişi atanıyor sizden. Evet. Yani ilk 1000'e girmek için bir 40 net yapmak yeterli. Ya da 35-40 yapmak yeterlidir. Yeterli oluyor. Evet. Peki ikinci sorum, size fen bilgisi öğretmenleri şunu soruyor. Sizi en çok motive eden şey ne oldu? Beni bu noktada en çok motive eden şey hayallerim oldu. Ben çok fazla istiyordum atanmayı. Zaten çok istediğiniz zaman hedefe kilitleniyorsunuz sadece. Başka kişilerle, onların ne yaptığıyla ne ettiğiyle ilgilenmiyorsunuz. Evet. Ben mesela zaman zaman kendimi kötü hissettiğimde, bu sene olmayacağını düşündüğüm zamanlarda oturuyordum, öğrencilerimle nasıl vakit geçireceğim, hangi etkinlikleri, hangi deneyleri yapacağım, bunları kurguluyordum kafamda. Güzel. Ve bunlar beni güdülüyordu. Bunlar motive ediyordu diyebilirim. Bir nevi öğretmenlik hayalleri, atama evet. Hayalleri kurmanız yeterli oluyordu sizin için. Şimdi alan derslerinden yine devam edelim. Genel olarak alan derslerine konu ağırlıklı mı gittiniz, yoksa direkt soru mu, yoksa konu soru mu? Yani tam olarak nasıl oldu? Sonuçta bu dersleri yine siz üniversitede gördünüz. Evet. Bu süreçte tekrar Aralık ayında siz alan dersleri başladığında, anlatıldığında nasıl bir yol izlediniz? Şöyle söyleyeyim, dersin içeriğine göre değişiyor. Fen bilimlerinde 3 ana ders var. Fizik, evet. Kimya ve biyoloji. Fizik ve kimya daha çok yorumsal ve işlemsel oluyor genelde. Biyoloji ise daha aslında ezbere dayalı. Daha çok konu anlatımı olan bir ders. Dolayısıyla biyoloji çalışırken ben konu tekrarına önem veriyordum, ağırlık veriyordum. Soru çözümü biraz ikinci planda kalıyor diyebilirim. Ancak fizik ve kimyada ise yani %90'lık bir kısmını soru çözümüne ayırıp %10'luk tekrarlar yapıyordum. Konu tekrarını da yapamadığım sorularda neden yapamamışım, hangi noktayı tam anlayamamışım bunları analiz edip o şekilde dönüp tekrar yapıyordum. Vakit kaybı olmasın diye. Şimdi hocam, biyolojide tekrar yaptığınızı söylediniz. Hı hı. Genel olarak soru çözümü geri planda kaldı. Netlere nasıl yansıdı bu şeylerin netlerine, alan netlerine? Biyoloji, fizik, kimya. Şöyle söyleyeyim, ben fizik, kimya, biyolojiden en çok fizikte zorluk çekiyordum. Fizik netlerim daha kötüydü. Hatta ilk netlerimi söyleyeyim, genel bir sınavda 17 netle başladım ben. Fizikte daha eksik olduğum için bu açığı kimya ve biyolojiyle tamamlamak yerine fiziğin üzerine gittim. Fiziğe yoğunlaştım. Ve bunun olumlu sonucunu gördüm gerçekten. Yani daha fazla ileriye taşıyor bu evet. Da. Fizik, biyolojide peki yani nasıl bir yanlış, iki yanlış ya da full? Biyoloji çünkü iyi, sadece evet, biyolojide soru, bir yanlışım konu vardı. Evet, gayet faydasını gördüm konu çalışmanın. Tamam. Kimyada ise yaklaşık iki yanlışım vardı. Çok iyi, evet. İyi. Fizik biraz? Fizik biraz evet, kötü sıkıntıydı. Geldi. Aynen. Tamam, yani fizikte de yine çok soru çözmek, çok fazla soru çok çözmek. Çok soru görmek önemli. Çok özellikle soru, farklı denemeler, kaynaklar evet. Çok önemli ve o denemelerin analizini yapmak da çok önemli diye düşünüyorum. Bunu zaten bütün alanlar için söyleyebiliriz değil mi? Evet, evet, genel. Genel kültür, genel yetenek, eğitim, sonra diğer farklı branşlar için de söyleyebiliriz değil evet, mi? Evet, evet. Kesinlikle. Yani çünkü deneme, farklı soru ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani bazı denemeler çok böyle gıcık gelir. Hani böyle soru mu sorulur dersiniz. Hı hı. İnanın onun bile üzerine gitmek lazım. Çünkü 2019 eğitim bilimleri nasıl zordu. Yani evet. Bir anda ters köşe olduk hepimiz. Hani bunları önceden gören
önceden üzülen, önceden bunlarla maruz kalan sınav zamanında iyi net yaptı. Evet. Yani sizler de bu odaklı olursanız, zaten her videoda bunu söylüyorum. Neyi yapamıyorsanız onun üzerine gideceksiniz. Neyi yapamıyorsanız onun üzerine gideceksiniz. Çünkü o zaman atanılıyor, yani o zaman kazanılıyor. Bu genel olarak kesinlikle bütün her şey için geçerli. Şubat ayındaki denemedeki netleriniz nasıldı ve nasıl olmalı sizce? Çok hızlı bir yükseliş beklenmemeli. Tamam. Özellikle son 2 ay içerisinde gerçekten yükselişi görebiliyoruz net anlamda. Şubat ayında alan üzerinde, alan bazında baktığınızda netler yavaş seyrediyor. Gerçekten yani benim mesela 25-28 bu şekilde oluyordu netlerim daha çok. Genel kültür, genel yetenekte ise konuları hemen hemen halletmiş oluyorduk. O yüzden hani onlar da biraz daha iyi olması gerekiyor. Peki hocam şey sorayım. Bizim bu denemelerden dedik ya, hani netler nasıl olmalı? Siz deneme çözmeye ne zaman başladınız? Kasım'da başlamıştım ama şöyle söyleyeyim, ayda bir falan çözüyordum. Ayda bir, tamam. Evet. Aralık ayında peki? Aralık'ta da yine aynı şekilde. Peki, hani ayda bir tane yine çözüyorum. Ay ay gidelim. Kasım, Aralık, Ocak. Ocak'ta da çok değişmedi. Bu Şubat'tan itibaren değişmeye başladı. Şubat'ta peki haftada bir yapıyor muydunuz? İki haftada bir yapıyordum daha çok. İki haftada bir, Mart'ta? Mart'ta artık her hafta yapmaya başlamıştım. Her hafta deneme yapıyordunuz. Evet. Mart ayında her hafta deneme arkadaşlar. Nisan? Nisan ayında da aynı şekilde devam etti. Her hafta. Evet, Mayıs'a kadar bu şekilde devam Mayıs'a etti. Mayıs'a kadar. Mayıs'tan sonra? Mayıs'tan sonra artık 2-3 günde bir yapmaya başladım. 2-3 günde bir, yani evet. Haftada 2 deneme. Haftada 2 deneme. 2-3. 2-3 oluyordu bazen. 3 deneme. Haftada 3 evet. deneme diyelim. Mayıs ayı haftada 3 deneme. Haftada 3 deneme. Haziran ayı? Haziran ayında yani her gün artık soru çözmeye başlamak gerekiyor. Ha, deneme. Deneme çözmeye. Her gün. Haziran ayında her gün deneme çözüyor muydunuz? Yoksa çözemediğim zamanlar oluyordu. Her gün çünkü tabii ki. Niyetliydiniz ama evet. Her gün çözmeyi niyetliydim. Niyetliydim. Yani anladım. Uygulamaya çalışıyordum. Tabii ki bazı aksaklıklar oluyordu okulda, ödevlerim oluyor vesaire ama çözmeye çalışıyordum. Temmuz ayını zaten söylemiyorum ama şu soruyu sormak istiyorum. Temmuz ayında son bir hafta ya da son iki haftayı nasıl geçirdiniz? Son bir hafta... Alana gelmedik. Daha GKG'deyiz. Tamam. Her gün deneme çözdüm. Tamam, son iki hafta. Son iki hafta. Kaç deneme? Bir deneme. Bir deneme çözdüm. Tamam. Ve bunun analizini yaparak tek bir soru bile bırakmadım. Tamam. Hani yapamadığım bir soru bile varsa onun peşine düşüp kesinlikle hani sorup öğrendim. Tamam. O benim için oldukça etkili oldu. GKG eğitimde böyleydi. Anladım. Yani hiçbir şekilde bir şey kaçırmadınız. Evet. Genel olarak tekrar falan yapmadınız. Sadece genel deneme. Genel tekrarlarda yapamadığım sorular varsa konu tekrar yaptım soru bazında. Hani. Soru bazında? Evet. Mesela nasıl? Büyük bir tekrar yapmadım. Anladım. Anladım. Yani mesela diyelim ki bir kartopu tekniğini yanlış yaptınız diyelim. Evet. Açıp bir kartopunu okudunuz. Hı-hı. Mesela. Evet. Anladım. Peki derslerde hiç bıraktınız, ben bunu yapamıyorum deyip bıraktınız oldu mu? Hiç olmadı. Hepsine yüklendiniz. Hepsine yüklendim. Evet. Tabii derece derece hani genel kültür, genel yeteneğe biraz daha az yüklendim tabii ki. Anladım. Yine eğitim de aynı şekilde en çok alana yüklendim. Fakat hiçbir zaman hani ben şu dersi hiç yapamıyorum, ya bunu bırakayım demedim. Yani buradaki açığı başka bir derse tamamlarım diye düşünmedim. Anladım. Hocam GKG'yi de mesela 77 doğru 14 yanlış yaptınız. Yani 75 net, 74, 75, 74,5 netiniz var. Şimdi bu genel olarak baktığımız zaman şeylere göre düşük bir net. Sizin değerlendirmeniz ne olur bununla ilgili? Yani arkadaşlar aslında bence, ben mesela benim şahsi değerlendirmem ne olur? Bence asla umudunu kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü bakın oluyormuş. Hani 74 net yapmak da zor bir net değil. Yani 74 net yaparsın ve bu sene mesela sınav zor olduğunu düşünelim. Bunu bir 4 net daha düşür, 70 net. Hani bu sene 2020 çiftli senelerde biraz daha zor oluyor. Demek ki 70 net yeterli oluyormuş. Oluyor, evet. Siz derece yapmışsınız. Mesela bundan düşük yapanlar da vardır muhtemelen. Vardır, evet. Ha, yani sizin genel ortalama netlerinize baktığımız zaman 275 sorudan 175 netiniz vardır diye düşünüyorum. Hesaplamadım ama. Evet. Değil mi? O civarlarda. Şimdi baktığımız zaman hani evet zor bir alan ama biraz gayret gösterildiği zaman bu iş oluyor. Aynen öyle. Sizin değerlendirmeniz ne olur bununla ilgili? Mesela siz böyle atanıldığını tahmin ediyor muydunuz? Etmiyordum. Ben de bu videonun sonunda gördüm. Aynen öyle. Ama şunu tahmin ediyordum. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim özellikle belli bir seviyeye gelse benim için yeterliydi diye düşünüyorum. Çünkü bizim net
fen bilimleri hocalarımız bilir. Netlerimiz gerçekten oldukça düşük. Yani biraz gayret gösterdiğimizde, genel kültür, genel yeteneği de belli bir seviyeye kadar getirdiğimizde eğitimi, yani çok iyi bir sonuçla karşılaşabileceğimizi söyleyebilirim. Evet. Peki mesela eğitim sizin için biraz zor geçmiştir. Evet. Çünkü sayısalcısınız. Yani tam ne kadar 4 yıldır eğitim görseniz bile biraz böyle yıldız uyuşmazlığı oluyor, sayısalcılar için söylüyorum bunu. Bu sizi nasıl etkiledi? Hani özellikle bir de bu sene zor olması tabii sizin için avantaj mı dezavantaj mı, tabii kişiden kişiye değişir ama zor sınav her zaman avantajdır yapabilirsen. Siz de yapmışsınız yani, sonuçta iyi bir net, kötü bir net olmasa bile sizi atacak kadar, hatta derece yapacak kadar bir net getirmiş. Mesela eğitimle ilgili ne tavsiye edersiniz özellikle fen mix öğretmeni arkadaşlara? Ben eğitimi öğrenirken dediğiniz gibi alanım içinde, yani sayısalcı olduğum için daha önce görmediğim derslerdi. Fakat şunu söyleyebilirim, eğlenceli hale getirerek çalışmaya gayret gösterdim. İşte renkli kalemler, post-itler kullanıp işte odamın böyle köşelerine asıyorum. Hani gördükçe hatırlamam kolaylaşsın diye. Ve eğlenirken öğreniyordum. Çünkü gerçekten psikoloji de içeriyor içerisinde. Evet. Merak ediyordum açıkçası. Severek çalışıyordum bu konulara. O yüzden tabii ki yine 50, yaklaşık bir 53 net. Evet, 53-54 netiniz var. Evet, öyle oldu. Bu sene yalnız beklediğimiz gibi değildi. Biraz daha zordu. Zordu. Evet, yani denemelerde daha yüksekti. Fakat sınavda tabii ki birkaç net düştü yine. Birkaç değil, bayağı düşüyor. Düşüyor, evet. Peki hocam, bir şey daha sorayım. Sizce nerede çalışsın arkadaşlar? Kütüphane mi, ev mi? Ya tabii bu herkesten herkese değişir. Mesela biz diğer çektiğimiz videolarda Mine hocam şey demişti. Ben biriyle çalıştığını gördüğüm zaman motive oluyordum. O yüzden kütüphanede çalışıyordum diyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir soru daha soracağım. Denemeleri evde çözmek mi yoksa dışarıda kalabalık ortamlarda çözmek mi? Bu ikisinin, yani bu ikisiyle ilgili fikirleriniz. Ben evde çok verimli çalışamıyordum. Kütüphanede daha verimli geçiyordu benim için vakit. Çünkü evde ara vereyim diyorum, hani mola veriyorum. O işte 10 dakika mola vereceksem 1 saat olabiliyor. Ama dışarıda öyle olmuyor. Herkes çalıştığı için mola verme ihtiyacı bile bazen hissetmiyorsunuz. Oradaki insanların çalışmasını görmek bizi daha çok motive ediyor diye düşünüyorum. Ben de daha çok kütüphaneyi tercih ediyordum. Dershanenin kütüphanesi veya başka kütüphanelerde çalışıyordum. İkinci sorunuz denemeyle ilgili. Evde deneme çözmek mi yoksa çünkü evde iyi çözersiniz. Ya evde tabii ki evde iyi çözünür ama oradaki işte bize diyelim ki 100 dakika veriliyor ama 200 dakikaya çıkabiliyor o denemenin çözümü. Ya bende öyle oluyordu. O yüzden ben denemeyi de kütüphanede çözmeyi tercih ediyordum. Ciddiyet olsun diye. Ciddiyet olsun diye, evet, kütüphanede çözmeyi tercih ediyordum. Anladım. Çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şunu söyleyeyim. Kendine inanmak çok önemli kesinlikle. İnsanın kendini keşfetmesi ve bu süreci keşfetmesi gerekiyor. Yani nasıl öğrendiğini bildiğin takdirde gerçekten oluyor. Öz düzenlemeyi yapabiliyorsun. Metabolistler düşünme, öz düzenleme. Evet. Ve süreci de çok iyi bilmek gerekiyor. Hangi konuya daha fazla ağırlık vermek gerekiyor? Kaç soru çıkıyor bir konudan mesela? Bunları bildiğimiz takdirde o yöne doğru ağırlık veriyoruz ve daha iyi oluyor, daha iyi sonuç oluyor bence. Hocam, son bir soru olarak mülakata girdiniz ve çıktınız. Umarım zaten her şey yolundadır. Ne söylemek istersiniz? Mülakat arkadaşlar korkması gereken bir şey mi? Ya da işte ne sordular? İşte o süreçte ne yaptınız? Soruları nereden aldınız? İşte WhatsApp grupları falan, Telegram gruplarından bahsediyorlardı. Ne söylemek istersiniz? Evet, çeşitli gruplar var. Ben de yer aldım o gruplarda. Bilgi paylaşımları oluyor. Tabii unuttuğumuz konular oluyor KPSS'den mülakata kadar. Tekrar gözden geçirmekte yarar var konuları. Ben de girene kadar oldukça heyecanlıydım. Ama mülakata girip çıktıktan sonra aslında bu kadar korkulacak ve gözde büyütülecek bir şey olmadığını gördüm. rahat olsunlar. Komisyonlarımız da bu noktada güzel hani geçiyor. Rahat insanlar. Gerçekten herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Ya mülakat ortamı nasıl oluyor peki? Tam olarak nasıl, yani nasıl soruyorsunuz? Evet, rahat bir ortam dediniz ama hani siz içeri girdiğinizde nasıl tepki verdiler? İşte soruyu nasıl sordular falan? Hani mesela hangi alanlardan sorular geldi gibi?
Şöyle söyleyeyim, odaya girdiğimde gayet olumlu bir karşılanma oluyor. O yüzden ilk stresiniz, heyecanınız zaten yatışıyor o noktada. Zarflar oluyor. Herhangi bir zarfı seçiyorsunuz. İçinde iki tane bilgi sorusu, iki tane yorum sorusu oluyor genelde. Eğitim bilimleri, genel kültür alanlarından sorular oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlara da teşekkür ederiz. Umarım video faydalı olmuştur. Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz videolar olursa yine yoruma yazarsanız biz bu tarz videolara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.